Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu hafta da gündemimizdeki konuları ama özellikle de HDP başta olmak üzere Kürt siyasi muhalefetine, diğer taraftan toplumun farklı kesimlerine, farklı inanç gruplarına yapılan baskıları, özellikle AKP, MHP faşizmi tarafından planlı, programlı bir şekilde sürdürülen baskıları, saldırıları konuşacağız. İki konuğumuz olacak. DBP eş genel başkanı Sayın Saliha Aydeniz ve HDP İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu ile bu konuları konuşacağız. Saliha Hanım ve Ali Bey, her ikiniz de hoş geldiniz programımıza. Doğrusu hemen de başlayalım istiyorum. HDP'ye dönük baskıları, HDP'nin dışında Kürt siyasi muhalefette dönük baskıları, saldırıları, diğer taraftan işte dünyanın gündeminde, iç siyasetin gündeminde bu baskılara ilişkin konuşulanları, aslında bir nevi Türkiye'de iç siyasetin gidişini ve iç siyasete etkileri değerlendireceğiz. Saliha Hanım, müsaade ederseniz hemen sizinle de başlamak istiyorum doğrusu. Bu hafta içerisinde yine yeni saldırılara tanıklık ettik. HDP binaları saldırıya uğradı. Ahmet İl binası polis baskınına uğradı. Yenişehir ilçe binası, ilçe eş başkanları, il eş başkanları gözaltına alındı ve hala devam ediyorlar. Sanırım herhalde biraz da Kürdistan'da diğer bölgelerde olduğu gibi saldırtacak ırkçı bulamayınca, ya işte o aileler üzerinden, bina önünde oturtulan aileler üzerinden bir özel savaş politikası gidiyorlar, ya da bu şekilde devlet gücüyle saldırıyorlar. Bunları iktidarın hem içte hem dışta sıkışmasıyla bağlantılayabilir miyiz? Bu içte ve dışta sıkışmanın bu saldırılarda payı nedir? Bir de belki genel olarak bu saldırıları değerlendirirseniz ne demek mümkün? Ben de öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, aslında bugün karşı karşıya kaldığımız ve Türkiye'de iktidar aslında tek başına bir iktidar değil. İşte MHP ile Ergenekon'la, yani karanlık güçlerin hepsiyle kirli bir ittifak oluşturan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu iktidar da aslında kendi varlığını, kendi devamlılığını Kürt halkının soykırımı, Kürt halkının sömürge mantığıyla yönetimi devam ettiriyor. Ve bunun üzerinden düşmanlık, halklara düşmanlığı, aslında bunun adına siyaset güden partiler tarafından. HDP'de bunlardan biri. Evet, HDP'ye saldırı, yani 2009'dan bu yanadır siyasetine, Kürt siyasi muhalefetine saldırı aralıklı devam ediyor. Yani siyasi operasyonların hız kesmeden devam ediyor. Her gün işte son dönemde 2016 ve 2019'da kayyum politikaları, yine yani her türlü bu, evet, belki Türkiye kapısında faşizm ruhu kışkırtarak, ötekileştirerek devam ederken, Kürdistan'da özel savaş yöntemleriyle, özel savaş politikalarıyla bu devam ediyor. İşte HDP'nin binasının önünde bir yıldır oturtulan aileler bunun bir. Yine Şırnak'ta denenmeye çalışılan ailelerin oturtulmasının bir tarafı. Yine Kürdistan'da HDP'nin ilçe örgütlerine, yine Doğu Beyazıt'ta bugün biliyorsunuz saldırı oldu ve ilçe eş başkanları gözaltına alındı. Yani bugün Türkiye'de aslında iktidarın kendi etrafında oluşturduğu faşist, yani karanlık güçlerle oluşturduğu ittifakla aslında bir sistem oluşturmaya çalışıyor ve bu sistem tam da faşizmin kurumlaştırılmaya çalıştığı otoriter bir sistem inşa etmeye çalışılıyor. Ama bunun karşısında Kürt hareketinin, Kürt muhalefetinin, yine HDP'nin ve HDP'yi oluşturan bileşenlerin aslında bu sisteme karşı bir direnci var. Bu sisteme karşı sürekli mücadelesi var. Bu sisteme karşı demokratik zemini, ısrarı var. Ama bu iktidar kendini savaş politikalarıyla ayakta tutabiliyor. Çünkü son dönem, yani aslında 18 yıllık tarihine bile baktığımızda sürekli algılarla kendini buraya kadar getiren, hele özellikle son 5 yılda işte 7 Haziran sonucu, yine Kobani'nin sonucunu hazmedemeyen, bunu kendi iktidarını, kendi geleceğinin bir tehlikesi olarak gören iktidar, işte bu karanlık güçlerle de ortaklaşarak bunun üzerinden HDP'ye, HDP'nin siyasetçilerine, Kürt siyasetçilerine saldırmakta. Bunun yanında bütün kesimlere, aslında tekçilik üzerine oluşturulmak için bir sistem var. Yani Diyarbakır'da ya da Kürdistan'da evet belki Batı'da oluşturmak istediği faşist bir şey yok ama alabildiğince özel savaş yöntemlerini oluşturmakta. Yani HDP il binasının önündeki aileler bunun bir göstergesi. Yine mezarlıklara saldırısı bunun bir göstergesi. Yine aslında her gün işte İçişleri Bakanı'nın kendisinin ifade ettiği bir şey var. İşte 6.000'in üstünde aileyi aradık. Yine işte Cizre'de, yine Diyarbakır'da, yine birçok Kürdistan il ilçelerinde HDP'nin tabanı olan ya da işte Kürt özgürlük mücadelesi içerisinde yer alan çocukları olan aileler arayarak işte HDP'ye niye gidiyorsunuz, HDP'de niye yer alıyorsunuz diye tehditler savurması, tam da bu. Bunun için bu kadar saldırı var, bunun için bu kadar var. Tam buradan evet iktidar çok ciddi bir sıkışmışlığının göstergesi, hem iç siyasette hem dış siyasette, ekonomik, toplumsal ve siyasal olarak çok ciddi bir kriz yaşıyor. Bu krizini de savaş politikalarına ve ötekileştirme, yok sayma ve tekçilik üzerinden politikalar güderek yönetiyor. Evet biliyoruz sıkışmış ve bu sıkışmışlık da onun ve bu bizim de mücadelemiz onun bitişini gösteriyor. Demokratik zemin ona yaramıyor yani. Peki. Ali Bey, size de özellikle batıdaki ırkçı saldırıların yeniden artmasını sormak istiyorum. Son günlerde HDP il ilçe binalarına saldırıları gördük. Sanırım herhalde iktidarın yürüttüğü faşizan siyasetin bunda payı var ama bir başka payı daha sormak istiyorum. Son günlerde geçmişin derin devletinin aktörleri olarak bilinen 3-4 isim Bodrum'da bir araya gelip bir fotoğraf da basına servis ettiler. Bunları birlikte değerlendirdiğinizde bu ırkçı saldırılara, bu yeniden bir şekliyle hareketlendirilen bazı güruhlara ilişkin ne demek mümkün? Bağlantıları birbiriyle var mı? Yeni bir plan mı devreye sokuluyor? Evet, merhaba, ben de iyi yayınlar diliyorum. Tabii şöyle bir şey var. Bu tür aslında bu devletin kuruluşundan bu tarafa bir makbul vatandaş tanımı var. Bu makbul vatandaş kendi belirlediği ölçütlerde Türk ve Sünni olan bir vatandaş tanımı. Bu devletin zaman zaman makbul vatandaş tanımının dışına çıkan bir takım siyasi zamanlar olduğu dönemlerde ya darbelerle devlet yeniden dizayn edilip bu makbul vatandaş çizgisinde bir siyaset hattına gelir. Ya da işte kimi iç operasyonlarla, kimi iç ittifaklarla bu dönemlere gelir. Şu anda yaşamış olduğumuz, bu görmüş olduğumuz fotoğrafta çok net bir şekilde bize şunu gösteriyor. Devlet aslında kuruluşundan bu tarafa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan bu tarafa ortaya koyduğu makbul vatandaş tanımı çerçevesinde buna uymayan, bu makbul vatandaş tanımına uymayan insanlara yönelik her türlü zulmünü ve baskısını arttıran ve bunun üzerinden de bir ortaklık kuran anlayışa sahip. Şimdi şunu biliyoruz, yani AKP iktidarı ilk etapta bütün bunlara karşı gelen, o devletin makbul vatandaş tanımına karşı gelen bir yerde duruyor gözüküyordu aslında. Bu kendini güçlendirene kadar işte gerek Avrupa nezdinde, gerek dünya nezdinde, gerekse de Türkiye'deki kimi çevrelerde kendisini meşru gösterebilmek açısından ilk başta böyle bir siyaset izledi. Yani Kürtlere, Türkiye'deki işte Türk ve Sünni olmayan diyeyim, bütün toplumsal yapılara yönelik böyle ılımlı siyasetler, liberal siyasetler ortaya koydu. Açılımlar meydana getirdi biliyorsunuz işte birçok toplumsal kesim açısından. Fakat gelinen noktada baktılar ki yani derin devlet baktı ki bu iş tehlikeli boyutlara gidiyor. Aslında Türkiye'nin kuruluş kodlarına aykırı bir durum, aleyhinde bir durum ortaya çıkıyor. Burada tekrar devreye girerek işte yeniden bu aslında hiç anlaşamadığı, bugüne kadar yan yana gelemediği, bir şekilde onlara karşı da mücadele ettiği İslami kesimle, yani siyasal İslamcılarla daha doğrusu yan yana gelerek yeniden bu kodları ortaya koydu. Devlet burada çok net bir şekilde bunların ortaklaşması, yani bir araya gelmesinin tek sebebi ya da tek ortaklık noktası Kürt düşmanlığı, Alevi düşmanlığı, sol sosyalist düşmanlığı, işte demin de söylediğim olduğum gibi makbul vatandaş olmayanlara yönelik, bunların kazanımlarına yönelik bir ortak mücadele ortaklığı bunlarınki aslında. O anlamıyla bunları bir araya getiren unsurlara yönelik de sürekli saldırılar bunların bir arada durmasını da oluşturuyor bir taraftan. Yani kimi zaman bizim kamuoyunda hissedemediğimiz, içeride oluşan çeşitli çatlaklar ya da birbirine karşı duruşlar, ki zaman zaman işte Süleyman Soylu'yla Tayyip Erdoğan üzerinden ya da onların ikisinin arasındaki sorunlar üzerinden kimi yaklaşımlar sergileniyor kamuoyuna. Bütün bunlar devlet içerisindeki bu kanatların birbiriyle kapışmaları, çatışmaları ya da karşı karşıya gelmeleri karşısında bir bakıyorsunuz işte tam bu makbul vatandaş olmayan, yani devletin nezdinde makbul vatandaş olmayanlara yönelik saldırılar o dönemlere daha çok artıyor. Yani bir bakıyorsunuz Kürtlere yönelik saldırılar çok daha fazlasıyla artmış. İşte Batı yakasında da Kürtlere yoldaşlık eden, bu konuda yan yana yürüyen, toplumda demokratik mücadeleyi ön safta tutan toplumsal kesimlere yönelik bu dönemde saldırılar daha çok artıyor. Ve bu fotoğraflar, işte Bodrum'da verilen fotoğraflar filan, bütün bunların hepsi de semboller ve mesajlar üzerinden de toplumda bir algı oluşturmaya çalışan iktidarın başka bir mesajı. Yani şöyle demek mümkün mü? O fotoğraf tesadüfi ya da gizli değil. Bir açık mesajdır bir şekliyle. Artık o mesajlar herhalde sizin anlatımlarınızdan hem iktidara hem toplumun diğer kesimlerde bir gönderisi var gibi duruyor. Kesinlikle bütün bu gönderilerin hepsi çeşitli yönlere yönelik, yani çeşitli kanatlara yönelik mesajlar. Bunların bir tanesi de tabii ki bizlere yönelik, yani toplumda işte demokratik mücadele yürüten Kürtler ve Kürtlerin yoldaşları olan kesimlere yönelik olduğu gibi devlet içerisindeki kendi taraflarına yönelik de mesajlar olduğunu görmemiz gerekiyor. Peki. Saliha Hanım, sizinle devam edelim. Yani bir şekliyle devlet hem açığıyla hem gizlisiyle, artık derin devleti de kalmamış doğrusu, habire mesaj veriyor ama saldırıya uğrayanlar da belli. Baskı altında tutulanlar belli. Yani haberi, işkenceyi haberleştiren gazeteci arkadaşlarımız bile tutuklandı ve haberleri nedeniyle hapse konuldular. Aydınlar, aktivistler, siyasetçiler hala cezaevlerindeler. Bu saldırılara karşı yapılması gereken ya da işte o Bodrum'da verilen fotoğraflara karşı yapılması gereken nedir? Doğrusu bunların üstesinden gelmek için ne yapmak gerekir? Nasıl davranmak gerekir? Direniş mesajı nasıl olmalı? Ya da farklı bir mesaj varsa o nedir? Yani aslında evet, yani hani bugün AKP, MHP iktidarı işte nasıl bir sistem oluşturmak istediği ortada. Tam bu sistemi oluşturmak için de işte tek elden çıkan bir medyanın, yine işte kendine göre sendikaların, kendine göre baronun, kendine göre sivil toplum örgütünü, kendine göre televizyon kanalları, kendine göre bir kitle yapısı, kendine göre bir şey oluşturma. Yani hani o tekçilik üzerinden bir sistem oluşturmak istediği ve bu sistemi de tek ses üzerinden ya da tek görüntü üzerinden ya da tam da işte biraz önce bahsettiğimiz o baskıcı, otoriter sistemin inşası söz konusu. Tam buradan evet, Türkiye'de bugün dünyada değerlendirdiğimizde gazetecilerin en çok tutuklu olduğu, aydın yazarların en çok tutuklu olduğu, işte siyasetçilerin en çok tutuklu olduğu bir ülke durumu söz konusu. Yani böyle bir durumda evet, demokratik zemin, demokratik mücadelenin büyütülmesi gerektiği, yani bütün kesimlerin, yani bugün biz biliyoruz ki faşizm karanlıktan besleniyor, faşizm savaş politikalarından besleniyor, faşizm aslında sessizlikten besleniyor ya da bir araya gelmemelikten besleniyor. Tam burada bu kadar yönelim, bu kadar baskı, bu kadar yok sayma, soykırım politikalarına karşı aslında birlikte bir araya gelerek demokratik zeminleri çoğaltma ile mücadele etmek gerekiyor. Yoksa yine sessizliğin faşizme yarayacağını bilen bir yerden sokakları boş bırakmamak gerekiyor. Yani her noktada, her alanda buna karşı mücadeleyi ve birlikte mücadele etmek gerekiyor. Yani bugün iktidarın sürekli ifade ettiği beka sorunu aslında kendi iktidar ve bir grup yandaşlarının beka sorunu olduğunu aslında bugün Türkiye'de bütün kesimler farkında, bunu görüyor. Ama hani buna karşı daha bütünlüklü, daha birlik zeminlerini oluşturarak mücadele etmek gerekiyor. Yoksa evet her... Müsaade ederseniz araya girip şunu sormak istiyorum. Yani ben eminim bu dediklerinizi Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da geniş bir kesim biliyor. Yani bu iktidara güven giderek azalmış. Bunu birçok veriden de anlamak mümkün. Saldırganlığı da bundan anlamak mümkün. Ama sanki Türkiye'de işte Kürdistan'dan, Türkiye'den devrimci muhalefet, diğer sistem içi muhalefet yan yana gelmeyince kitleler de alanları kullanmakta o kadar cesur davranmıyorlar. Yani bu cesareti sağlamak için, çünkü HDP, DBP dışında neredeyse sokakları, alanları kullanma siyaseti yok denecek kadar az. Bu cesareti diğer kesimlere de sağlamak ve topluma güven vermek için özellikle ne yapmak gerekir? Yani asıl sormak istediğim belki de bu. Yani tam buradan işte yani Türk halkı aslında her türlü yönelimi, her tür şeyi gördü. Yani bunu çok fazla işte maddelere bölmeye gerek yok. Ama buna karşı asla vazgeçilmeyen bir mücadele hattı var. Yani hani kararlılık ve cesaret ve ısrar ve süreklilik var. Yani tam buradan bütün kesimlerin bu noktada bir mücadele hattı oluşturması gerekiyor. Yoksa evet mesela biz bir araya geldiğimizde faşizmin yenilebileceğini 31 Mart'ta, 24 Haziran'da, yine 23 Haziran İstanbul seçimlerinde aslında deneyimlemiş bir toplumsal zeminiz. Tam buradan birlikte mücadele edilmezse sadece bu iş ya da işte Kürt sorunu sadece Kürtlerin sorunu ya da Kürt sorunu işte sol sosyalist ya da bahsettiğimiz diğer kesimleri içine alacak şekilde bir şeye dönüştürülmezse tam buranın üzerinden işte Kürtlerle tırnak içinde söylüyorum terörizmle mücadele ediyorum ismi altında işte bugün ekonominin çöktüğü, yine bugün işte krizlerin had safhaya ulaştığı bir nokta var. Tam buradan sessizliğin hiç kimseye yaramadığını ya da sadece tek başına durup kendini koruyamayacağını defalarca deneyimlemiş bir toplum içerisindeyiz. Tam buradan evet DBP'nin, evet Kürt siyasi hareketin, evet demokrasi alan yani demokratik siyasete ısrar eden Kürtlerin yalnız bırakılması Türkiye'nin demokratikleşmesinin de altına yani tehlikeye koyulmaktadır. Çünkü bunun üzerinden aslında diğer kesimlere de yönelmektedir. Yani bugün işte helikopter meselesi ortada. Helikopter yani çok açık bir şekilde helikopteri gündemleştirdiği için 4 tane gazeteci şu an tutuklandı. Çok net ya da demokratik siyasete ısrar eden Kürt siyasetçileri tutuklanıyor, işte dokunulmazlıkları kaldırılıyor ya da kayyumla belediyeler ellerinden alınıyor. Yani bunun çok net görülüyor olması, bunun üzerinden birlikte hareket etmek gerektiğini, yani birlikte hareket edilirse faşizmin kurumsallaşamayacağını deneyimledik kaç kere. Yani kararlılık ve cesaretin her kesimin kendi önüne koyması gerektiğini söylemek gerekiyor. Peki bu birlikte hareketin sistem içi muhalefet boyutunu da biraz sonra konuşmak isterim doğrusu. Ali Bey size de sormak istiyorum. Siz aynı zamanda HDP milletvekilisiniz ama biliyoruz bir Alevi inanç önderisiniz de. Aleviler arasında ağırlığı olan bir topluluktan geliyorsunuz. Aleviler başta olmak üzere farklı inanç kesimlerine de gruplarına da çok ciddi saldırılar var. Onlar da iktidarın hedefinde. Erdoğan zaten hedefini de dindar ve kindar nesil diye de açıkladı. Şimdi bu bağlamda da Diyanet bütçesine bakıyoruz. Neredeyse onlarca bakanlığı aşmış bir bütçe söz konusu. Diyanet üzerinden de demek götürmek istediği politikalar var. Alevi inanç grupları, Alevi grupları ya da diğer inanç grupları Alevi toplumuyla birlikte düşündüğümüzde bunca yoğunlaştırılmış hem ideolojik hem fiziki saldırılara karşı doğrusu ne yapmalı? Bu konuyla ilgili evet Aleviler de çok farklı gruplardan oluşuyor ama Aleviler başta olmak üzere diğer farklı inanç gruplarıyla birlikte yürütülen bir çaba, çalışma ya da bir farklı şey var mı? Evet Üstad, şimdi şunu söylemek gerekiyor. Diyanet şu anda devletin toplum mühendisliği kurumu. Yani böyle çalışan bir kurum. Ve iktidar şu anda birçok mesajını da Diyanet üzerinden veriyor. Yani Ayasofya'nın açılışında kılıçla minbere çıkmaktan tutun ki kimi hükümetin kritik politikalarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dile getiriyor olması tesadüfen değildir. Ya da ilk önce onun ağzından çıkıyor olması tesadüfen değildir. Tabii bu iktidar döneminde şöyle bir şey oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı önceden bakanlığa bağlıydı. Ve protokoldeki yeri bu iktidarla birlikte, özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte arttırıldı ve şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı bakanlıktan alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Yani bu protokoldeki yerinin bir üst seviyeye çıkartılması anlamına geliyor. Bunun tabii sadece bir protokol meselesi olarak anlamamak gerekiyor. Tabii bunun karşılığının ne olduğunu hepimiz daha iyi biliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de Diyanet'in, sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki ülkelerde de Diyanet'in rolü başka bir seviyede ele alınıyor ve bir toplum mühendisliği, toplumu dindar ve kindar nesil üzerinden AKP'nin ya da siyasal İslamcıların tasarladığı o milliyetçi, siyasal İslamcı bir yapı üzerinden ele alma ve oraya evirme noktasında bir çalışma yürütüyor. Bunun içinde korkunç rakamlar var. Yani 7 bakanlığın bütçesinden fazla diyoruz ama bu sadece ondan ibaret değil. Onun haricinde birçok bakanlık, Milli Eğitim dahil olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na para aktarıyorlar. Çünkü onlarla ortak iş yapıyorlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na karşılıklı sözleşmelerle birçok bakanlıktan da para aktarılıyor. Ayrıyeten bir de Diyanet Vakfı diye bir kurum var ki yani büyük bir holding burası yani ve bu da Diyanet'e ve Diyanet'in politikalarına hizmet etmek için kurulmuş bir kurum. Tüm bunlara baktığınız zaman neyle karşı karşıya kaldığımızı daha iyi anlayabilmemiz açısından önemli bu veriler. Şimdi burada bütün mesele nedir? Tabii Diyanet bir taraftan da ne yapıyor? Diyanet bir taraftan da işte başta söylemiş olduğum makbul vatandaş kimliği üzerinden bir siyaset yürütüyor. İnsanları bura evirmeye ve bunun üzerine de misyonerlik çalışması da yapıyor. Hı hı. Diğer taraftan da bunu tabii sadece inanç üzerinden yapmıyor. Yani bir taraftan da Türkiye'deki savaş politikalarını destekleyen bir yerden de hutbelerini ve bütün inançsal kurgusunu oluşturuyor. Onun için hani Diyanet'i sadece bir inanç kurumu olarak ele alıp değerlendirmemek gerekiyor. Yani Diyanet dediğim gibi iktidarın toplum mühendisliği için kullandığı bir kurumdur. Siyasetin tam da göbeğindedir, tam da ortasındadır bu anlamıyla. Şimdi bunun karşısında ne yapmak gerekiyor? Şüphesiz şu anda bütün inançsal kesimler, başta Aleviler olmak üzere Diyanet'in karşısında konumlanmış durumda ve hedef kitlesi halinde. Yani ne anlamda hedef kitlesi? İşte asimile etmek, dönüştürmek ve iktidarın payendesi haline getirebilecek makbul vatandaş çizgisine çekebilmek açısından bir hedef noktasında. İşte bunun karşısında yapılması gereken şu, bu sorunu biz yıllarca Alevi Kurum Başkanı iken de işte Alevi Kanaat Önderliği noktasında da hep şunu söyledik. Ya bu sorunlar tek başına Alevilerin sorunları değildir. Yani bu bir Türkiye'nin demokratikleşme sorunudur. O anlamıyla bu bir özgürlükler sorunudur. Bunu aşabilmenin yolu bütün demokrasi mücadelesi verenlerle, bütün özgürlük mücadelesi verenlerle ortaklaşmaktan geçer. Evet. Fakat bu konuda Alevi toplumunun çok manipüle edildiğini biliyoruz. Yani buna yıllardır bunun üzerinden bir siyaset yürütülüyor ve Alevilere adeta hani başka işe karışmayın, sizi başkası ilgilendirmez, kendi işinize bakın noktasında bir telkin var. Yıllarca biz bunu yaşadık. Hatta bu kulvarın dışına çıktığımız zaman yani Alevi meselesi üzerinden değil de bir demokratikleşme meselesi üzerinden Alevi sorunlarını ele aldığımız zaman farklı saldırılara uğradık. Yani bunun hepimiz yaşadık ve biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlara boyun eğmeden, bütün bu politikaların ne anlama geldiğini bilerek ve hem Alevileri açısından hem de bütün toplumsal kesimler açısından bunun bir yok etme, asimile etme, imha, inkar siyaseti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu anlamıyla bu siyaset karşısında cesurca varlığımızı ve birliğimizi korumamız gerekiyor. Çok kısa yanıtlamanızı isteyeceğim. Bu anlattıklarınızın tümünü özellikle sizlere mesafeli duran, HDP'ye mesafeli duran Alevi kesim farkında değil mi? Özellikle bu son 5 yıllık iktidar sürecinde ortaya çıkan tabloya baktığımızda. Tabii ki farkındalar, ancak bu siyaseti savunmak bedeli istiyor hocam, o kadar kolay değil yani, bu farkındalık yetmiyor. Hani farkında olmak yetmiyor, bunun için hamle yapmak, adım atmak gerekiyor. Bir de devletin kuşatması var, sadece devletin değil aslında devlet yanlısı muhalefetin de bir kuşatması var Aleviler üzerinde. O da bir sorun tabii yani. Peki, tam devletin değil devlet dışındaki muhalefetin kuşatması da var dediniz. Ben Saliha Hanım'la devam edelim istiyorum. Sayın Başkan, biraz önce siz de anlattınız. Aslında iş gidip gelip biraz da sistem içi muhalefetin tutumunda odaklanıyor. Yani saldırılara sessiz kalmasının ya da işte gizli onay vermesinin payı da bunda var gibi duruyor. Onca milletvekiline haksızlık yapılıyor ama CHP sadece kendisine yapılanları ya da Enis Berberoğlu'na yapılanları görüyor. İYİ Parti'den ya da AKP'den ayrılan diğer partilere baktığımızda aslında Kürt siyasetinde farklı bir tutum sergilemedikleri, birkaç göstermelik söylemin ötesine geçemedikleri görülüyor. Yani bir bütün olarak da HDP'ye yapılanları sessizce geçiştirmekle meşguller. Şimdi tam bu bağlamda sormak gerekir. Bu tutum iktidara ne kadar cesaret veriyor? Doğrusu sistem içi olarak, bilmiyorum, ben öyle tabir ediyorum ama başka tabir varsa siz kullanın. Muhalefetin bu tutumuna karşı ne yapmak gerekir? Demokrasi İttifakı ama sonuç itibariyle Kürtlere vurulan sopadan rahatsız olmayan da bir muhalefet var. Ya da demokratlara, solculara, sosyalistlere, kendilerinden olmayanlara. Yani aslında sistem içi muhalefet cümlesi çok doğru bir yer. Yani sistemi aslında sorgulamak gerekiyor. Yani sistem ne üzerinden kurgulanmış? 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti sistemi öncelikle Türkçülük üzerinden kurgulanmış ve son AKP iktidarıyla da aslında Türk-İslam sentezi üzerinden kurgulanan bir sistem durumu söz konusu. Tam buradan aslında sistem içi muhalefet partilerinin de söz konusu Kürtler olduğunda, söz konusu aslında diğer halklar olduğunda, diğer halkların halk olmaktan kaynaklı, özellikle de Kürt halkının halk olmaktan kaynaklı dil talebi, kültür talebi, kendi kaderini tayin etme talebi, sistem, yani var olan, inşa edilmiş olan sistem için aslında görünmeyen, aslında beka sorunu olarak da tarif edilen bir duruma dönüştüğü için tam da sistem içi muhalefetin duruşu bu noktadan değerlendirmek gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki aslında 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti politikasının, işte asimilasyon politikasının, net politikasının, işte Kürtlerin soykırımı, kültür soykırımının sebebi 100 yıllık bu politika ve bugünkü iktidarın da aslında dayandığı yer tam bu sistem. Dolayısıyla buranın üzerinden aslında yani tekçilik sistemi, yani sistem tekçilik üzerine, tek dil, tek bayrak, tek millet söylemi, tam buradan en çok bu iktidarın ifade ettiği bir söz şeyi, ama aslında şeyini, sistemin kendini kurguladığı yerden alıyor. Dolayısıyla bugünkü iktidarın gelmiş olduğu nokta bu üzerinden, yani bu sistem üzerinden aslında o faşizmin sistemini kurumlaştırmaya çalışmakta. Tam buradan aslında sistem için diğer muhalefetlerin de bitirildiği, işte en ufak bir şey çıktığında onlara da yöneldiği bir durum söz konusu. Yani bugün bunun üzerinden aslında sistemin değiştirilmesi gerektiğini Kürt halkı söylüyor. Çünkü Kürt sorununun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesindeki ısrarımızın sebebi tam da bu. Eğer Kürt sorunu gibi bir sorun. Evet, Türkiye'nin sorunu değil, bugün Orta Doğu'nun, hatta dünyanın soruna dönüşen Kürt sorunu demokratik yol ve yöntemlerle çözülmezse, ki Sayın Abdullah Öcalan'ın da ifade ettiği darbe mekaniğinin sürekli meriyette olacağı söylemi tam buradan önem kazanıyor. Yani Kürt sorunu demokratik yol ve yöntemlerle, şeffaf bir şekilde toplumsal kesimlerle çözmezseniz sürekli karanlık kesimlerin, sürekli darbe mekaniğinin devrede olacağı ve özellikle son 5 yıldır ve 2016'daki darbeden sonra nasıl neler yaşadığını hepimiz gördük. Tam buradan aslında ısrarla bu sistem için muhalefetlerin bu sistemde ısrarı, bugünkü iktidarın tekçiliği ve aslında bütün kesimleri bitirmeye yönelik yönelimine cesaretlendiriyor. Yani bugün işte savaş politikalarında ısraren askerimizin ayağına kurşun değmesin, canımız acıyor ama evet demek yani anlamsız bir şey, ya da anayasaya aykırı ama dokunulmazlıklara evet demek, yani tam buradan, yani bu sistemi de ısrar, bu sisteminin Atatürk Türkiye'nin toplumsal bütün kesimlerine karşılık verecek bir sistem olmadığını artık muhalefetin de anlaması gerekiyor. Çünkü bugünkü iktidar yani kendi iktidarını, faşizmi ve işte devlet yapısı olarak tariflediğimiz iktidar zihniyetini kurumlaştırmak için bütün alanları yok ediyor. O yüzden eğer derdimiz Türkiye'nin demokratikleşmesi ise, eğer derdimiz toplumsal kesiminin barış içinde toplumsal zeminin birlikte yaşamak derdi ise bu sorunun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ve bu tariflediğimiz sistemin artık gözden geçirilmesi gerekiyor. Kürt sorunu evet belki 100 yıllık bir şeyde birçok iktidarı değiştirdi ama bugün gelinen aşamada artık oluşturulan sistemin kodlarının da değiştirilmesi gerektiğini artık gözler önüne sermiştir. Buradan bakmak gerekiyor. Muhalefetin de, yani sistem içi olarak tariflediğimiz muhalefetin de aslında Türkiye'nin haklar mozaiği olduğu, haklar bahçesi olduğunu gören bir yerden politika izlemesi gerekiyor. Bugün yeni çıkan partiler de yine işte var olan eski partilerin de her çıktığında Kürt halkının işte dilinden, kültüründen ya da işte Kürtlerin oyları üzerinden siyaset yapıyorlar. Ama Kürtlerin talebinin ne olduğunu, siyasal taleplerin ne olduğuna ilişkin bir adım veya bir söylemde bulunmamaları bile aslında samimiyetlerini ortaya koymakta. Ama Kürt halkı bunları görüyor, bunun mücadelesini de vermekte. Ama biz birlikte mücadele etmenin, muhalefetin demokratik zeminde nasıl Kürdistan'da Kürdistani İttifakla bir zemin oluşturmanın önemli olduğunu vurguluyorsak, Türkiye tamamında da demokratik bir zeminin, demokratik bir demokrasi mücadelesinin ortaklaştığı bir ortak bir zemin oluşturmanın Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından, Türkiye'de bugün oluşturulmak istenen faşizmin bitirilmesi açısından önemli olacağını ve buradan sistem için muhalefetin de aslında 100 yıllık politikanın, sistemin artık topluma, toplumlara, halklara Türkiye'nin geleceğine kazandırmadığını görülmesi gerekiyor. Peki. Ali Bey, aslında biraz önce kısmen açtınız. Ben de benzer bir biçimde sormuştum ama onu biraz daha açmanızı istiyorum doğrusu. Yani yine Saliha Hanım'ın dediği, özellikle o sistem içi muhalefet olarak tarif ettiğimiz kesime ilişkin diyecekleriniz varsa onları da dinleriz ama Aleviler üzerinde de doğrusu çokça oynamalar var, öyle diyeyim, tırnak içerisinde. O oynamaları nasıl algılamak mümkün, onu da siz açarsınız. Yani neredeyse Aleviliği Türklük ile eşdeğer tutup onu Diyanet'in bir parçası haline getirebilecek kadar yoz düşünen bazı kesimlerin varlığına da tanıklık ettik. Doğrusu çok önemli. Bunlarla da birlikte olmak gerekiyor. Demokrasi mücadelesi açısından, belki demokrasi onlara da özümsetmek için. Hem diğer sistem içi muhalefetin tutumuyla ilgili, hem özellikle Alevi inanç kesimi içerisinde bu türden davranış gösteren kesimler için ne dersiniz? Sonuçta faşizme karşı demokrasi mücadelesi verilecekse bunların hepsi de o mücadelenin içerisinde yer alması gereken kesimler aynı zamanda. Evet, şüphesiz Türkiye'de bir demokratik dönüşüm ve demokratik siyaset üzerinden böyle bir hedefimiz varsa mutlaka Türkiye'de demokratik siyaset içerisinde yer alan demokratik kurumlarla, siyasal partilerle ortak mücadele etmek gibi bir arzumuz da var. Böyle bir gereklilik ve zorunluluk da var aslında. Şimdi bu anlamıyla sistem içi muhalefetin tutumuna yönelik eleştirilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Her mecrada söylüyoruz ve şunu da biliyoruz, yani sistem içi muhalefet diye bahsettiğimiz özellikle başta CHP olmak üzere bu konularda son derece ürkek, kaygılı ve iktidarın şeyine girmiş, yani kontrolüne girmiş bir söylem içerisindeler. Yani iktidarın kontrolü altında bir muhalefet yürütüyorlar baktığınız zaman. Ama şurada bizim umudu büyütmemiz ve ısrar etmemiz gerekiyor. Tabanda gördüğümüz şöyle bir şey var, yani bütün bu özellikle ben hani bulunduğum pozisyon gereğince CHP tabanıyla çok yakın ilişkilerim var, işte çoğunluğun Alevi olmasından kaynaklı olarak diyaloglarımız var. Ve orada şunu görüyoruz, yani CHP'nin bu tutumundan bu tabanda son derece rahatsız. Dolayısıyla biz doğru yapıyoruz ve HDP demokratik siyasette ve demokratik bir birliktelik açısından doğru bir yerde duruyor. Hı hı. Ve bütün ortaya koydukları kendisini güçlendiren, HDP'yi güçlendiren bir yerden bir tutum. O anlamıyla sistem içi muhalefet dediğimiz bu partilerin tutumları ikircikli devam edecektir. Bu anlamıyla bizim istediğimiz oranda, beklediğimiz düzeyde bir siyasi muhalefet yapısına sahip olmayacaklardır. Bu muhakkak, bunu görüyoruz. Ancak biz şunu hedefliyoruz, yani HDP olarak da şunu görmemiz gerekiyor. Burada biz yani CHP böyle yapıyor diye bunun üzerinden vazgeçmek ya da bu konuda bir yılgınlık, bir yorgunluk oluşturmak değil. Tam tersine bizim muhatabımız olan halka seslendiğimizi ve her söylemimizin ve seslenmemizin halkta bir karşılık bulduğunu görmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Buradan umudu yaydığımızı ve halka umut olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Biz tabanda bunu çok net görüyoruz. Yani bunu samimi söylüyorum. Çok net görüyoruz. Bizim tutumumuz, yani HDP'nin cesur tutumu, bu konuda özellikle sokak konusundaki ısrarı, demokratik birliktelik konusundaki ısrarı, bu iktidardan kurtulmanın açısından vermiş olduğumuz çabayı halk çok takdir ediyor. CHP tabanında da bu takdiri bizzat gittiğimiz her yerde yaşıyoruz. Evet. Bu anlamıyla biz tutumumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. CHP'nin tutumunu kendisi içerisinde tartışıldığında bilinmesi gerekiyor. CHP'de de bu konu çok ciddi tartışılıyor. Bu tutumun, bu yani AKP'nin kulvarında bir muhalefet yürütmek, onun söylemleri ve çizdiği çerçeve içerisinde, çizdiği çember içerisinde bir siyaset yürütme, evet, muhalefet yürütme üzerine yönelik çokça eleştiri oraya da yapılıyor. Şimdi bu konuda bunları söyledikten sonra sorunuza geçeyim. Yani bu Aleviler cephesindeki mesele. Şimdi 12 Eylül 1980'den bu tarafa Aleviler üzerinde çok yoğun bir siyaset çalışması var. Bu yoğun siyaset çalışmasının başını da Kürt siyasetiyle Alevi toplumsal kesiminin yan yana gelmemesi üzerine yürütülüyor. Özellikle 2 Temmuz 93 Madımak katliamından sonra yükselen Alevi örgütlenmesiyle Kürt siyasetinin, Kürt örgütsel yapılarının yan yana gelmemesi için özel çaba ve özel projeler ortaya kondu. Bunlarla ilgili kurumlar kuruldu, dernekler, vakıflar kuruldu. Sırf bu toplumsal yapıları ve muhalefet yapılarını yan yana getirmemek üzerine. Şimdi bunu farkındayız ve bunu biliyoruz. Bunun karşısında aslında bu oyunu bozan HDP oldu. HDP'nin 2015'teki girdiği seçimlerde Alevilerle yürüttüğü ittifaklaşma, Alevilerin taleplerini, söylemlerini ve aslında yıllardır yürütmüş olduğu mücadelelerini alıp seçim bilgilerine, parti programına koymuş olması bütün bu algıların da ortadan kalkması noktasında önemli bir adım oldu. Tümüyle kalktı mı? Bunu söylemek mümkün değil, çünkü uzun yıllara dayalı ve devletin gücüyle, onun aygıtlarıyla yürütülmüş bir propaganda var. Ve bu propagandada mümkün olduğu kadar Kürtleri şeytanlaştıran ve Alevilerin katili noktasında bir algı oturtuyorlar. Ama şunu biz Alevilerin hafızasından da silmeye çalışıyorlar. Yani Maraş'ı, Çorum'u, Gazi'yi, hani oradaki faşist, ülkücü, Türk milliyetçisi faşistlerin yapmış olduğu katliamları yok sayarken ta 400 yıl, 500 yıl öncesindeki kimi Kürt liderlerin o dönemde oynamış oldukları, Osmanlı adına oynamış oldukları katliamları taze tutmak, gün yüzüne çıkartmak, onların üzerinden Alevilerle Kürtler arasındaki ilişkiyi tartışmak istiyorlar. Bütün bu oyunları bozacak olan da bu işlerin, hakikatin peşinde olan, hakikati dillendirmeye devam eden Aleviler olacaktır ki bu çokça var yani. Peki. Buradan biraz da yurt dışından bakışa geçmek istiyorum ama Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi dün bir rapor onayladı oy çokluğuyla. Geçmişte de benzer raporlar onaylanıyordu ama bu kez CPT'nin özellikle İmralı hapishanesiyle ilgili tavsiyelerine uyulması bizzat Sayın Öcalan'a dönük tecrit ifade edilerek anlatılıyor. Saliha Hanım, size bu bağlamda sormak istiyorum. Başka tavsiyeleri de var ama konseyin onayladığı raporu bu anlamda değerlendirirseniz, hem CPT'nin tavsiyelerine uyulmasını Türkiye'ye bir şekliyle bildirmesi, iktidar bu açıdan nasıl bir tutum sergiler? Çünkü iktidarın da Avrupa ile gitgelleri var ama konseyin bu yöndeki bir tutumu eğer ilerlerse iktidar buna karşı farklı bir adım atabilecek tablo oluşturabilir mi? Yani bir şekliyle bu konsey kararı üzerinden yaşananları doğrusu değerlendirmenizi istiyorum. Evet, öncelikle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin aldığı bu karar, yani oy çokluğuyla almış olduğu bu karar önemli. Her ne kadar daha önce buna benzer bazı kararlar, bazı raporlar alınmış olmasına rağmen ve bu raporların uygulanırlığı noktasında bir yaptırımların olmaması, çok fazla bir şeye dönüşmemesi de ama yine de bu dönemde bu kararın alınması çok önemli. Öncelikle İmralı sistemine ilişkin, yani İmralı sisteminin dünyada benzeri olmayan bir işkence sistemi olduğunu, İmralı sistemine ilişkin Türkiye'de kişiye özel yasalar açığa çıkarıldı ve yine had safhaya uğrayan hak ihlallerinin, işkencenin, yani telefon görüşmesinin, avukat görüşünün ya da işte aile görüşünün tamamen iktidarın keyfine göre ya da iktidarın siyasal durumuna, konjüktürüne göre götürülen bir durum İmralı sistemi. Tam buradan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin aldığı bu raporda özellikle İmralı'ya ilişkin CPT'nin hem 2016'da hem 2019'daki gözlemlerinin ve hem işte 2016'daki gözlem raporu henüz açıklanmadı bile. Bunun açıklanması ve bunun tavsiyelerinin de yerine getirilmesi noktasındaki kararı önemli. Yani her şeye rağmen önemli. Ama iktidarın bu konuda tutumu, yani bu kadar Kürt düşmanlığını en had safhaya koyduğu bir dönemde, tecriti bu kadar mutlaklaştırdığı bir dönemde ve Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit de aslında bütün Türkiye'nin tecrit altına alındığı, işte ekonomik açıdan tecritin yaşandığı, sosyal açıdan, siyasi açıdan tecritlerin yaşandığı bir Türkiye gerçekliği de karşı karşıya. Yani bugünkü iktidar aslında milliyetçi duygular, milliyetçi kesiminin konsülde ederek kendini ayakta tutan bir durumu söz konusu. Tam buradan bu konseyin almış olduğu kararı eğer bir yaptırım olmazsa, eğer bir müdahale olmazsa gerçekleştirebileceğini ya da bu yönlü adım atabileceğini zannetmiyorum. Çünkü sorayım arada, yaptırımdan söz ettiğiniz için. Yani bir yaptırım kararı alsa da örneğin Türkiye'deki iktidar giderek daha doğuya ya da Rusya'ya, diğer farklı yerlere kendi verip bu kez Avrupa ile kavgayı daha farklı biçimlerde sürdüremez mi? İşte bugün Erdoğan'ın Macron'a dediklerini hep birlikte duyduk. Yani cihatçıları bile savunur bir tarzda Macron'un İslamofobi yaptığını iddia etti ve aslında gayri siyasi üslupla da yüklendi. Ya zaten gayri siyasi üslup kalmadı yani, o çok net. Ama şu da var, yani bugünkü iktidar son yıllarda izlediği politika bu. Yani bütün çelişkilerden yararlanarak, yani herkese sözel olarak ya da üslup ya da diplomatik hiçbir şey kullanmadan bir şey durumu var. Yani bir Rusya'ya söz söyleyen, bir işte Orta Doğu'ya söz söyleyen, bir Amerika'ya söz söyleyen, bir Avrupa'ya söz söyleyen ama en ufak bir yönelimde de yine geri adım atan, susan, yani bunun öz eleştirisini, özür bile dileyen pozisyonlara girdiler. Dolayısıyla bugünkü iktidarın aslında çok böyle yaptırım olsa başka bir yere kayacak. Yani aslında hiçbir yerden güvenilirliği kalmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani evet, belki Avrupa Birliği'nden Rusya'ya doğru yönelir ya da Rusya'dan en ufak bir şey yediğinde diğer tarafa yönelme durumu uzun bir süredir var. Dolayısıyla yaptırım dediğimiz biraz Avrupa'nın, yani Avrupa'nın hem AİHM'in daha önce aldığı kararı da var. Yine bu, yani bu aldıkları raporların takipçisi olmaları gerektiği. Yani çünkü 2016'dan bu yanadır söylenen, işte sivil raporları üzerinden söylüyorum. Ama ona rağmen İmralı'da tecrit devam etmekte. İşte en son biliyorsunuz 2018-2019'da Leyla Güven'in öncülüğünde başlatılan açlık grevleri ve ya toplumsal muhalefetin, toplumsal baskıdan kaynaklı bir İmralı görüşü gerçekleşti. Yani ancak kendi kendine yetebilen, kendi mücadelesini yükselten bir yerden bu şeylerin, bu baskıların bertaraf edilebileceğini görüyoruz. Tam buradan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi... Türkiye tahmin mi ediyordu ki Avrupa Konseyi'nden böyle bir karar çıkacak? Bu nedenle hemen alelacele bir avukat görüş yasağı getirdi, aile görüş yasağı getirdi. Yani resmi şöyle, olarak getirdi. Çünkü şimdiye kadar resmiyet yoktu. Yani şimdiye kadar fiili götürüyorlardı. Bu konuda çok sıkıştıkları için bu işin bir de resmi boyutunda 6 aylık yasak getirdi. Daha önceki dönemde de hatırlarsanız işte güya disiplin cezası ismi altında aile görüşü ve avukat görüşünü engelledi. Yani aslında 22 yıllık bir süreçte fiili ve kişi İmralı sistemine, İmralı'ya özgü yasalarla ve dünyada benzeri olmayan bir yöntemle götürüyor ama dünya bunu görmüyor mu, bunu bilmiyor mu, bunu fark etmiyor mu, uluslararası hukukta bunun yeri var mı, bunu sorgulamak gerekiyor. Yani bunu niçin söylüyorum? Evet, konseyin almış olduğu karar, yine AİHM'in belli dönemlerde aldığı kararlar çok önemli ama bağlayıcılığı noktasında, bunun da denetlenmesi noktasında yine topu işte Türkiye'ye, iktidara bırakmanın bir şey, yani bu iktidarla, bu şeyle bir anlamının olmayacağını, bunu söylemek istiyorum. Tam burada aslında kendi kararlarını, işte artık işte kaygılıyız, şeyle takip ediyoruz. İşte biz şeyi söyleyeyim, bu raporda biliyorsunuz askeri operasyonlarından kaynaklı yaşanan hak ihlalleri ya da işte savaş suçları ya da sivillere yönelik şeyler olduğunu, işte Afrin meselesi, Girêspî meselesi, Serikani meselesi vardı. Yine siyasetçilerin işte kayyum politikalarından kaynaklı siyasetçilerin, belediye eş başkanlarının tutuklu olması, yani demokrasi diyorsunuz, sandığı işaret ediyorsunuz ama daha iş başına gelir gelmez kayyum atıyorsunuz. Yani bunların durumu, yani bunların hepsi sürekli devam eden siyasi operasyonların hiç kesilmemesi, yani bunların hepsinin aslında tam buradan Türkiye'nin hak ihlallerinin, işte hem cezaevlerine yönelik hem siyasetçilere yönelik hem işte öteki olarak tarif edilmiş Alevilere, kadınlara ya da işte diğer kesimlere yönelik bütün bu yönelimlerine karşı ciddi bir yaptırımın ya da işlenen bu uluslararası hukuka karşı hukukun gerçekten işletilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Yani eğer işletilmezse Türkiye'nin bugünkü iktidarı çok öyle bir Avrupa Birliği'ne girip girmemesinin çok kendisi açısından çok şey yok. Ya da işte Rusya ya da Amerika, yani günlük algılar üzerinden tutum belirleyen, taktik belirleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada asıl meselenin kendi kendimize yetebilecek mücadele hatlarını oluşturmak gerektiğini söyleyeyim. O da bir boyutu diyorsunuz. Yani hem Avrupa'nın kendi sözünde ciddi durması lazım, hem de biz de kendi kendimize yeter olmalıyız diye dikkat çekiyorsunuz. Ali Bey, sizinle devam edelim. Aslında birçok noktaya Saliha Hanım da değinirken vurguyu şuradan koydu. Yani karar almak önemli ama bunu yaptırma veya uygulamaya dönüştürmediğiniz sürece bunun anlamı kalmıyor. Geçmişte de benzer kararları almıştı Avrupa Konseyi. Ama bu kez ifadeler daha net, daha geniş ve neredeyse her uygulama bir şekliyle o raporda yerini bulmuş. Konseyin aldığı bu kararı ya da işte bu rapora ilişkin onayını nasıl değerlendirirsiniz? Hem onu sormak istiyorum. Durum bu kez gerçekten farklı olabilir mi iktidar açısından? Türkiye Avrupa Konseyi ile yolunu ayırabilecek durumda değil. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nden de farklı, birçok ülkenin üyesi olduğu bir topluluk. Nasıl bir tutum sergilemek durumunda kalabilir? Yani çok kolay elinin tersiyle itebileceği bir yer değil Avrupa Konseyi. Evet. Ya Türkiye'deki hak ihlalleri artık çuvala sığmıyor, yani mızrak çuvala sığmıyor hikayesinde olduğu gibi. Dolayısıyla Avrupa Birliği de Avrupa Konseyi de artık Türkiye'deki hak ihlallerini görmemezlikten gelemez halde. Ve daha net ifadeleri koymak zorunda, raporlarına eklemek durumundalar. Çünkü çok belirgin hak ihlalleri yaşanıyor. Hukukun ortadan kaldırıldığı, baskının, zulmün, her türlüsünün yaşandığı ve iktidarın bunun karşısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarına dair tanımadığını ifade ettiği bir süreç yaşıyoruz. Bunun karşısında Avrupa Birliği'nin daha keskin adımlar atmak zorunda kaldığını görüyoruz. Yani ben biraz bunu böyle görmek gerekiyor bir taraftan. Diğer taraftan da şu var. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği aslında bir bütün olarak Avrupa kurumları Türkiye'de inandırıcılığını kaybetmiş. Yani kamuoyu nezdinde inandırıcılığını kaybetmiş kurumlar bir taraftan da. Ben biliyorum, yani yıllardır hani bu tür konularda mücadele eden kurumlarda çalıştık. Hak ihlalleri üzerinden izlemeler yaptık. Ama ilerleme raporları, örneğin Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin bu tür aldığı kararlar falan eskiden çok önemseniyordu. Türkiye kamuoyunda, özellikle muhalefet kanadında, işte toplumsal kesimlerde ciddiye alınıyordu ve yankı yaratıyordu bu tür durumlar. Şimdi kimse bunu ciddiye almıyor tabii. Bunun ciddiye almamasının sebebi şu. Avrupa, yani Saliha Başkan'ın da belirttiği gibi, Avrupa Konseyi ya da Avrupa kurumları kendi aldığı kararların takibini yapmadığı zaman hani bunun bir ciddiyette kalmıyor. Şimdi siz bunu söylediniz, peki bunu söylediğiniz zaman Türkiye'de bunun karşılığı ne? Yok, tanımıyorum dedi. Şimdi sen tanımıyorum dediğin zaman ikinci bir hamlen var mı? Bunu yapabiliyor musun? Bu önemli. Yani sen yapmıyorsan, bunun arkasından ikinci bir hamle yapmıyorsan, bu kararı tanımadı diye başka bir yaptırım kararı almıyorsan, o zaman burada ciddiyetin kalmıyor. Yani Türkiye kamuoyu açısından da bu böyle. Avrupa kamuoyu açısından da bu böyle. O zaman bir ciddiyet kalmıyor ortada. Yani ciddiyet kalmadığı zaman da Türkiye'de şöyle bir tavır sergiliyor. Hatırlatmak için araya giriyorum. Mesela AİHM kararlarıyla ilgili hem Osman Kavala'da hem HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta çok açık bir şekilde uygulamadı ve fiilen başka bir yöntemle tekrar onları hapiste tuttu. Buna karşı tabii Avrupa Konseyi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi endişeli izlemenin ötesine geçmedi. Ben size başka bir örnek daha vereyim. Bu cemevleri kararı konusunda, AİHM'in cemevleri kararı Türkiye'de uygulanmıyor. Din dersleri kararını uygulamıyoruz dediler. Alevi kurumlar Avrupa Konseyi'ne şikayet etti. Yani uygulamıyorlar, alınan kararı uygulamıyorlar diye Avrupa Konseyi'ne şikayet etti. Avrupa Konseyi Türkiye'ye süre verdi. Fakat işte bütün bunların hani takibi olmayınca Avrupa Konseyi tarafından, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamadığı zaman Avrupa Konseyi'ne şikayet hakkınız var bu konularda. Hı hı. Şimdi bu Avrupa Konseyi'ne şikayet hakkınız var, tamam, Avrupa Konseyi de aldı bunları raporuna koydu diyelim. Bunun bir ötesine Şimdi bunun bir ötesi gelmediği zaman, Selahattin Demirtaş hapis yatmaya devam ettiği sürece, Osman Kavala hapis yatmaya devam ettiği sürece, cemeevleri hala Türkiye'de ibadethane olarak kabul edilmediği sürece o zaman bunun bir şeyi olmuyor işte, yani toplumda bir karşılığı olmuyor. Dolayısıyla ciddiye de alınmıyor yani. Avrupa kurumlarının bunu bilmesi gerekiyor. Yani biz zaman zaman görüşmelerimizde bunu ifade ediyoruz tabii ki. Yani. Türkiye iktidarı da şöyle düşünüyor, yani AKP iktidarı da şöyle düşünüyor. Ya nasılsa bunlar işte raporlarına koyuyorlar, kararları açıklıyorlar. Bir ötesi zaten olmuyor. Benim için de sıkıntı değil. Ve bu uygulamasını devam ettiriyor onun üzerinden. Ve Türkiye'nin zaten şu anda Avrupa Birliği'ne girmek diye bir hedefi yok. Böyle bir hedef içerisinde değil. Türkiye şu anda iktidar Avrupa Birliği'ni kendisi açısından bir meşrulaşma alanı olarak kullandı. Bir meşruluk kazanma alanı olarak kullandı. Kendince iktidarını sağladıktan sonra... Avrupa Konseyi öyle değil ama Avrupa Konseyi'nin üyesi, parlamentonun üyesi, sonuç itibariyle konsey üyeliğinden ayrılabilecek... Üyesi devam edecek. Yani üyesi oluyor, evet üyesi. Orada gidecek. Yani bununla ilgili olarak üyesi üyelikten atılmayacak ya da kendisi üyelikten istifa etmeyecek. Avrupa Birliği'ne girecek misiniz diye sorduğunuz zaman Tayyip Erdoğan'a girmeyi hedefliyoruz diyor. Ama bununla ilgili önüne konan ödevleri yerine getirmiyor. Yani Türkiye'de Avrupa Birliği ilkelerinin artık söz etmek mümkün değil. Çok gerisine düşülmüş durumda. Avrupa Konseyi açısından da evet üyelik devam edecek. Orada parlamentoda yer alınacak, konuşulacak, edilecek ama netice itibariyle Türkiye açısından çok belirleyici bir politika haline dönüşmüş değil. O anlamıyla biz bütün burada işte Saliha Başkan'ın da söylediği gibi kendi iç dinamiklerimizi harekete geçirmek, bunların üzerinden toplumsal muhalefeti örgütlemek ve bu hakları Avrupa Konseyi nezdinde değil, kendi mücadelemiz üzerinden alabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ama bunlar her şey açısından önemli. Bunu yok saymak anlamında söylemiyorum. Biz yine Avrupa Konseyi'ne, Avrupa'nın kurumları, dünyayla iç içe yaşayan bir ülkeyiz, toplumuz. Dolayısıyla da dünyadaki bütün kurumların, kuruluşların bu tür hak ihlallerini ve hukuksuzlukları bilmesi gerekiyor. Hal ve ahvalimizi onlara bildireceğiz ama onlardan beklenti içerisinde olmak yerine direnerek mücadeleyi biz sürdüreceğiz diyorsunuz. İşin özeti o. Saliha Başkan, size de bugün katıldığınız toplantıdaki gelişmeleri doğrusu sormak istiyorum. Dün Sayın Mithat Sancar, HDP Eş Genel Başkanı, Kürt Barış Hareketi'ni kurmak lazım gerekiyor demişti. Bugün de Kürdistani İttifak partileriyle bir araya geldiniz ve oradan çıkan karar onun bir seçim ittifakı değil, bir kalıcı ittifaka dönüşerek, kalıcı bir platforma dönüşerek mücadele yürütmesi noktasında, doğrusu Kürtleri de, Kürtlerin dostlarını da sevindiren, umut arttıran bir karar aldınız. Hem o toplantıyı yorumlamanızı isteyeceğim. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Bununla bağlantılı Kürt hareketi özellikle Kuzey Kürdistan'da yeni bir evreye mi giriyor? Farklı bir tutum sergileyerek yeni adımlar mı atıyor? Demek mümkün mü? Ya ben ona geçmeden önce bir önceki bir cümle eklemek istiyorum. Yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Sistemi'nin raporunun önemi ama uygulanırlığındaki takibi edilmemesinin şu boyutu da önemli. Yani evet uluslararası kurumlar, uluslararası şeyler karar alır ama hani Türkiye'ye yapmak istediğinin ne yaptığını biliyoruz. Ama yasalara uygunluk haline getir dedirtiyor aslında. Yani işte o 6 aylık şey biraz bunu gösteriyor. Yani ve ya da aldığı kararların takipçisinin olmamasının ya da fiiliyatta başka şekilde işte AİHM kararlarından bahsettik. Böyle algılamak gerekiyor. Onu öyle tekrar söylemiş olayım. Evet biz biliyorsunuz yani hani sınırlayarak yanıtlarsanız çok sevinirim. Son söylediğinizi anlamadım. Dedim son 10 dakikamız 4-5 dakikayla sınırlandırarak söylerseniz çok sevinirim dedim. Yani ben özellikle biliyorsunuz Kürt Ulusal İttifakı'nın tarihsel bir süreç içerisinde ve tarihsel bir sorumluluk olduğunu aslında vurgulamak istiyorum. Çünkü bugün Kürtlerin bütün kazanımlarına, Kürtlerin Binbir emekle, binbir bedelle elde etmiş olduğu kazanımlara hunharca bir saldırı var ve talan var, işgal var, bitirilmeye yönelik bir şey var ve bunun üzerinden bu kazanımların, bu saldırıların bertaraf edilmesinin tek yolunun da ulusal ittifak olduğunu, kendi kendine yetebilirlik olduğunu bir kez ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz aslında Türkiye'de, yani Kuzey Kürdistan'da daha önce 2018 ve 2019'da seçim ittifakıyla Kürdistani partilerle bir araya gelerek bir ittifak oluşturulmuştu. Ama 2019'da bu seçim ittifakının seçim ittifakı olarak değil, aslında kalıcı ulusal ittifaka dönüştürülmesi için bir dizi toplantılar yapıldı ve bu toplantıların sonrasında 2020'nin Ocak ayında bir çalıştay gerçekleştirildi ve bu çalıştayda Kürdistani İttifak Çalışma Grubu olarak tariflenen bir grup oluşturuldu. Bu grup içerisinde 3 siyasi partimiz yok henüz ama 9, yani DTK ile beraber 9 siyasi parti ve kongre Kürdistani İttifak Çalışma Grubu olarak bir çalışma yaptı ve bu grup kendi içinde toplantılar yaparak 2 komisyon oluşturdu. Bu 2 komisyonun biri Kürdistan Kuzey sahası için Ulusal İttifak Kongresi'nin yapılması öngörüsü çıkmıştı. Bu 2 komisyonun biri yol, yöntem, model nasıl olmalı, nasıl bir çatı altında bir araya gelmeliyiz, onun çalışmasını yürütecek bir komisyon. Bir komisyonda biliyorsunuz Ulusal İttifak sadece siyasi partilerle oluşacak ve siyasi partilerle devam edecek bir yapı değil. İşte halkın, sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin, kadının, gençliğin, yani bütün toplumsal kesimin içerisinde yer alacağı bir yapının olması gerekiyor. Bir komisyonda halkla ilişkiler komisyonu olarak belirlenmişti ama pandemi sürecinden kaynaklı bu çalışmalar durdurulmuştu. Bugünkü toplantı biliyorsunuz HDP'nin 1 Haziran'da başlatmış olduğu demokratik mücadele çerçevesinde 4. ayağında daha önce Haziran'da da bir araya gelinmişti Kürdistan İttifak grubuyla. Bugün de bir araya gelinerek aslında bu çalışmanın devam etmesi gerektiği kararlılığı ortaya çıktı. Biz biliyoruz ki Kürt halkının kendi içinde ulusal, yani her birimizin farklı ideolojik bakış açısı, her birimizin farklı perspektife bakış açımız olabilir ama ortak değerlerimiz, ortak faydamız halkımızın kırmızı çizgileridir. Halkımızın önümüze koyduğu tarihsel sorumluluktur. Bu da değerlerimizdir, bu da kazanımlarımızdır. Bugün bu kazanımlarımızı korumak, büyütmek ve kalıcı hale getirmek için Ulusal İttifak'ın öncelikle 4 parçada ayrı ayrı, sonrasında 4 parçanın içinde olacağı bir kongre şeklinde alması gerekliliği bugünkü toplantıda o kararlılık çıktı. Tam burada burada şunu da sorayım arada müsaade ederseniz, önemli çünkü. Kuzey Kürdistan'da bir ulusal ittifak için ya da ulusal ittifakta aşan bir Kuzey Kürdistan Kongresi yapmaya dönük bir eğilim, bir karar var mı? Önümüzdeki dönemde böyle bir toplantıya tanık olabilecek miyiz? İşte onu söylüyorum. Yani o 2 komisyon kendi içinde bazı çalışmalar yaptıktan sonra belli bir süre sonra, yani netleştikten sonra halk ayağı ve yol, yöntem, hangi yöntemle bir araya geleceğiz netleştikten sonra belli bir tarihte bunu deklare etme kararlılığı çıktı bugün bu toplantıda. Yani bu Kürdistani İttifak Çalışma Grubu önümüzdeki süreçte Kuzey Kürdistan'da kalıcı bir yapının, bu kongre olur, bu başka bir isim olur. Ama çalıştayda açığa çıkan en çok görüşün ağırlık bastığı bir kongre mantığıydı. Yani bugünkü toplantıdan açığa çıkan bu çalışmanın kalıcı bir şekilde dönüşmesi için bundan sonra kesintisiz çalışma yürütmekti ve bunun üzerinden de diğer parçalarla da irtibata girmekti. Yine bu toplantıda önemli olan bir nokta da biliyorsunuz Rojava'da NKS ile PYNK'nin oluşturmuş olduğu bir yapı var ve bir süre durduruldu. Kuzey'deki çalışma grubu olarak bu çalışmanın devam etmesi gerekliliği üzerinden ilkesel bir tutum belirledi. Yine Kürtlerin Türkiye'de siyasi aktör oldukları gerekçeliği artık ortada, yani olmayan bir gerçeklik. Dolayısıyla Türkiye siyasetindeki bu siyasi aktör olma üzerinden ulusal ittifakın işte bugün HDP ile Türkiye boyutuyla demokratik ittifak zemininin Kürdistan'da da Kürdistani İttifak zemininin oluşturulması gerekliliği konuşuldu. Bir sekreterya da oluşturuldu. Bu sekreterya bu söylediğimiz çalışmaları takip edecek ve bir süreç sonra da bir son şekli verilmesi kararlılığı toplantıdan açığa çıktı. Peki. Ali Bey, size de sormak istiyorum ama görünen o HDP işi en zor olan yapılardan biri. Bir taraftan Kürdistan'da Kürdistani partilerle ittifak çalışması, diğer taraftan Türkiye'de en geniş demokratik ittifakı sağlamak için yürütülen çalışma. Saliha Hanım'ın anlatımından da çıkardığımız aslında demokratik ittifakın oluşumu için de adım atılmış. Uzun zamandır savunulan bir şey, doğrusu bunu yaşama geçirmek de o kadar kolay görünmüyor. Ama böylesi bir ittifaklaşma süreci yaşanmadan da Erdoğan iktidarından da kurtulmak mümkün görünmüyor. Durum nedir, ne yapılabilir doğrusu? Yani hiçbir şeyde ortaklaşılmasa bile herhalde bu ceberrut faşizan Erdoğan iktidarından kurtulmakta ortaklaşma sağlanabilir. Niye sağlanmıyor? Şimdi burada ben halkın belirleyici olacağını düşünüyorum ve biraz önceki konuşmamda da söylemiştim. Türkiye'de HDP'nin bu tutumu, demokrasiden yana kararlı tutumu ve AKP-MHP faşizmini gönderme konusundaki kararlı tutumu halk nezdinde ciddi bir karşılık buluyor ve bu aslında HDP dışındaki bütün siyasal partileri ve toplumsal yapıları da zorlayan bir yerden gidiyor. Bu anlamıyla seçim ya da işte önümüze konabilecek bir sandık çerçevesinde bu iktidarı gönderebilmek açısından oluşacak bir ittifak. Yani belki ittifak lafı içerisinde telaffuz etmek kolay olmayacak. Çünkü HDP ile yan yana durmanın bir bedeli var Türkiye'de. Herkes de o bedeli ödeyemeye hazır olamıyor. Yani o bir cesaret isteyen bir şey. Herkes de o cesareti göremiyoruz. Ancak halkta bu cesaret var ve halk nezdinde bu ittifaklaşma, bu bir araya gelme olacaktır. Biz bunun birçok yerde örneklerini de yaşadık geçmiş seçimler sürecinde. Yapılarını mı zorlayacak? Yani yoksa herhalde tüm herkes HDP'li olacak gibi ifade etmiyorsun. Yapıları zorluyor. Bakın bu konuda ciddi bir şekilde HDP'ye yan yana durmak istemeyen ama sizin de bahsettiğiniz gibi AKP iktidarını göndermenin başka bir seçeneği olmadığı bir yerde bütün bu toplum kendi yapılarını, kendi siyasetlerini zorluyorlar. Yani. Ve buradan kaçan AKP'ye hizmet etmiş noktasında bir boyuta düşüyor. O anlamıyla HDP'nin eli son derece güçlü ve yani ittifakın adı bugünden konulabilir. Bu mümkün de değil zaten. Biraz Türkiye gerçekliği açısından baktığınız zaman öyle kolay da değil. Ancak bu iktidarı gönderme üzerine kurulu bir yan yana gelme mutlaka olacak. Yani bizim gördüğümüz tavanda bu yönde ciddi bir baskı var bütün yapılara. Hı hı. Ve bu karşılıksız kalmayacaktır. Bu iktidar gidecek diyorsunuz. Bunun dışında başka bir seçenek görünmüyor, öyle mi? Yok. Yani kesinlikle gidecek. O da gideceğini biliyor. Zaten bugün kadarki yaşamış olduğumuz bütün bu baskı ve zulmün başka bir açıklaması da yok. Bunu da hepimiz biliyoruz. Çünkü bu iktidar sadece AKP'den ibaret bir iktidarda değil. Türkiye'de sistemi ve bu asimilasyoncu, katliamcı, imhacı ve inkarcı bir sistemi savunan bir ceberut anlayış var ve bunlar da bu işin bu kadar kolay olmadığını biliyorlar. Evet, doğrusu bu iktidar gittikten sonra iktidarın bıraktığı tahribatı tamir etmek de o kadar kolay olmayacak. Sayın Saliha Aydeniz, DBP Eş Genel Başkanı, zaman ayırdınız, programımıza katıldınız. Size teşekkür ediyorum. Sayın Ali Kenanoğlu, HDP İstanbul Milletvekili, size de çok teşekkürler görüş ve fikirleriniz için. Sevgili izleyiciler, bir Medya Haber'de gündem programının daha sonuna geldik. Türkiye'deki siyasetin, özellikle muhalif siyasete dönük baskıların yoğunlaştığı bu günlerde bu günlerden çıkışın nasıl olacağını konuklarımızla tartıştık, konuştuk. Bir dahaki Medya Haber'de gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.